Arkadaşlar merhaba. Bu derste sizlerle beraber tabs komponentini görmeye çalışacağız. Gene sık sık kullanılan komponentlerden bir tanesi. Boş komponent öğretmek istemiyorum sizlere hiç zaman kaybetmeden. Ger gerçek hayatta kullanacağınız bol bol sık sık kullanacağınız ihtiyaç duyacağınız komponentleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada şöyle bir komponentimiz var. Bu taba bastığımda içerisinde bu değer geliyor. Buna bastığımızda bu geldi. Buna bastığımızda bu geldi. Gerçek hayatta bu nerede kullanılır? Mesela ben şirkette çalışırken ilka uygulamasında bir geliştirme yapıyordum. Hataları falan çözüyordum. Orada mesela kişiler şöyle kullanmış. Adamlar demiş ki mesela buraya kişisel bilgiler demiş. Adamın adı soyadı vesaire bunlar var. İşte buraya eğitim bilgileri demişler. Buraya iletişim bilgileri demişler. Bu şekilde kapsadığı alana göre bunları her bir tabın içerisinde ayrı ayrı sınıflandırmışlar. Sizler de bunu projenizde kesinlikle kullanacaksınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama kullanımı birazcık zor gibi geldi bana. İlk de zor gibi. Normalde çok basit ama ilk de zor gibi gelecektir. Ama detaylı olarak anlatacak kardeşiniz. Hiç merak etmeyin. Ee, bu tabs komponenti şurada gördüğünüz gibi Materia UI'ın direkt altında, muayin altında. Bir de şurada Joy'un altında var arkadaşlar. Materia yayın Joy kütüphanesi altında da var. Ben bunu kullanmayacağım. Kullanımını pek beğenmedim. Bu bence daha güzel ve daha standart. Ekstra projemize bir tane daha kütüphane yüklemenin ağırlığını yerleştirmeyelim. Bu hazır zaten bunun içinde varken efendi gibi burada kullanalım. Şimdi çok fazla uzatmadan başlıyorum. Geldim buraya. Battery UI Tops deyip projemizi açtık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Şuradaki değerlerimi alıyorum. Tops, tap ve box aldım. Yukarı yapıştırdım. Daha sonra şuradan geliyorum. Ne yapmış burada? Şunun içini direkt kopyalayabilirsiniz. Bakın hiç ezberle uğraşmıyorum. Hatta direkt anlatayım. Hocam kopyaladınız, kopya çektiniz falan demeyin bana. Arkadaşlar zaten çok basit. Bakın ezbere yazmaya hiç gerek bile yok. Böyle bir artistik yapmanın bir anlamı bile yok. Adam burada box komponentini açmış. Daha sonra bunun içerisinde tabs komponentini açmış. Şurası. Daha sonra bu tabs komponentinin içerisinde 3 tane tabım var demiş. Birinci tabın başlığı item 1, item 2, item 3 demiş. 3 tane tabı oluşmuş şu şekilde. Daha sonra ben şu taba bastığımda şu değer görünsün demek için de burada custom tab panel diye bir kendi komponentini oluşturmuş. Bunu farklı renkte yapacağım. Bununla buna bastığımda bununla bunu maplemiş. Bununla bunu maplemiş. Bununla da bunu maplemiş arkadaşlar. Peki dediniz ki nasıl maplendi Enes? Ben buna bastığımda neden bununla bu mapleniyor? Nasıl birbirine senkronize bir şekilde yakalıyor? Size bunu anlatacağım. Bakın bunu buradan direkt kopyalım. Box'ı buradan çektim. Buraya yapıştırdım. Şimdi burada benim silmek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Mesela şunu kaldırabilirim. Fazlalıkları temizliyorum. Şuraya geldim mesela ne olsun? Kişisel bilgiler olsun. eğitim bilgisi, bir de iletişim. Üç tane tabım var. Şimdi benim bu tablarımın bunlarla meblemem lazım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bakın şimdilik şurayı unutun. Şurayı yorum satırı yaptım. Şimdi bizim burada bir value diye bir state'imiz var. Onun maksadını anlatayım sizlere. Bir de on change event'ımız var. Şimdi geldim buraya. Diyorum ki ben bir tane value adında bir tane state tanımlayacağım. Set value diyorum. Ve başlangıç değerini de default olarak sıfırdan başlattım. Bir de handle change diye bir event'ım var. Handle change event'ını oluşturuyorum buraya. Bu bizden iki parametre alır. Bir event alır. Bir de yeni bir değer alır. Yeni bir değer nedir? Göstereceğim şimdi. Şimdi ben bunun konsola new value'nun değerini sizlere göstermek istiyorum. New value diyorum. Şimdi yapacağımız şey bu kadar. Bunu table'ı buradan kaldırdım. Atira UI tabs komponentini buraya import ediyorum. Geldim buraya pırıl pırıl bir şekilde oluşmuş oldu. Kişisel bilgiler, eğitim bilgisi, iletişim. Ne yaptık biz burada? Bir tane box açıldı. Bu box'ın içerisinde bir tane tab açıldı. Tab'ımın içerisinde 3 tane tab var. Ben burada her bir taba bastığımda bakın şimdi ne olacak her bir taba bastığımda bu şekilde zaten bu başlangıçta sıfır olduğu için böyle yapıyor. Her bir taba bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada değerleri yazdırmış oluyor. Bunun default değeri zaten sıfır olduğu için otomatik olarak geliyor kendisi zaten. Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi siz şu taba bastığınızda bu tabın değeri sıfırdır. Bu tabın değeri birdir. Bu tabın değeri ikidir. Tamam mı? Hatta burada bakın bastığımda da new value'nun 1 geldiğini görüyorsunuz. İşte buradaki muhabbet şu. Siz bir taba bastığınızda burada on change event tetiklenir. On change event ile de beraber biz buradaki new value'yu alabiliriz. Burada da şu taba bastığınızda 0, bu taba bastığınızda 1, bu taba bastığınızda 2 değeri gelecektir. Buradaki değerleri kullanarak aşağıdaki custom tab panelle bunları mapleyeceğiz. Ama buradaki gelen değerleri, indeks değerlerini kaybetmemek için de ben gittim yukarıda set value diye bir şey state tanımladım. Buradan gelen değeri buna set diyorum ki bu değer kaybolmasın. Bunu state'ime tuttum. Value'm artık 0 da olabilir, 1 de olabilir, 2 de olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra şöyle bir şey yapacağız. Custom tab panel diye bir şey yok. WhatsApp'tan mesaj yağıyor. İnterneti kapatmayayım. Sessiz alacağım arkadaşlar. Bizim custom tab panel diye bir şeyimiz yok aslında. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bakın burada da custom tab panel diye bir şey yok. Adam kendi custom tab panel alanındaki komponentini kendi oluşturmuş. O yüzden geldim buraya ben de oluşturuyorum. Diyorum ki custom tab panel diye bir komponent oluşturuyorum. Kendi komponentimi oluşturdum. Daha sonra bu benden bir value bir de index alıyormuş. Bakın value ve index ne burada props. Bana bir props geçmiş. Ben de diyorum ki sizi burada props olarak yakalayacağım. Daha sonra bu props'u burada object distracting yapacağım. Diyorum ki bana bir value geliyor, bir index geliyor, bir de çıldırını alacağım. Peki çıldırın nereden geliyor diyeceksiniz bana. Bir komponentin içerisine yazılmış olan içerideki değer çıldırınıdır arkadaşlar. Bu çıldırın diye geçer ve bunu da aynı isimle almak zorundasınız. Buraya çıldırın x diyemezsiniz mesela. Aynı isimle çıldırın olarak alabilirsiniz içerisindeki değeri. Ve buradaki props'u object distracting ile açtım. Ve daha sonra şurada şöyle bir şey diyeceğim. Bir tane div açıyorum. Ve şunu diyeceğim. Benim value'umla indeksim value'umla indeksim birbirlerine eşitse sen o zaman şu komponenti render et. Neyi render et? İçerisindeki çıldırını render et diyorum arkadaşlar. Burayı anlamadınız. Anlatacağım. Daha sonra da burayı açıyorum. Value'yu ve indeks değerlerini veriyorum. Karşıya gidiyor. Zaten birbirlerini sağlıyorsa içerisindeki değeri render etmiş oluyor. Bakın şimdi bunu kapatacağım. Geliyorum buraya. Custom tab paneli bulamadım diyor. Tabii ki bulamayacaksın. Buraya geldim. Custom tab paneli buraya import ettim. Bakın açıldı. Kişisel bilgiler. Buraya item 1 demeyelim. Enes Bayram olsun. Eğitim bilgisi. Doğuş Üniversitesi. İletişim de Enes Bayram 166 eğitimcilerinde.com olsun. Tabi bunları bir divin içine koyarsınız, süslersiniz, püslersiniz kendinize göre. Kişisel bilgiler, eğitim bilgisi, iletişim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde render edebildim. Ama biliyorum anlamadınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın. Şunu şuraya alayım. Bunları biraz da uzaklaştırayım. Detaylı olarak sizlere anlatayım. Şimdi burada tab komponentine tanımladık. İçerisindeki her bir tabı verdik. Şimdi burada şöyle bir muhabbet var. Ben burada diyorum ki benim buradaki bir kişim kişisel bilgilere bastığı zaman arkadaşlar buradaki on change event'i tetiklenmiş olur. Ben de dedim ki handle change adındaki yazmış olduğum fonksiyona git. Ben buradaki kişisel bilgilere bastığımda burada bana new value 0 olarak gelecektir. 0 1 2 şeklinde gidiyor. Ben de buradan gelen 0 değerini kaybetmemek için yukarıdaki set value adındaki değişkenime state'ime bunu setledim. Artık benim buradaki value değerim ne arkadaşlar? 0. Daha sonra ben burada bir şey yapmışım. Bakın şöyle bir şey yaptım. Diyorum ki ben bir value adında bir props tanımlıyorum. Buradaki değeri geçiyorum. Value'umun değeri neymiş? 0. Daha sonra index props'una da 0 vermişim. 0'a 0. Daha sonra bunu custom paneli props olarak geçip burada object distracting yaptık. Value ne burada? Buradan sıfır göndermiştim. Index ne? Index'i de sıfır gönderdim. Chiller ne? Chiller'ın buradaki NS bayram olduğunu unutmayın. Daha sonra burada dedim ki eğer ki geriye sen şunu döneceksin. Geriye sen şunu buraya döneceksin. Bu komponentin çağrıldığı yere bunu döneceksin dedim. Ama dönerken şunu bir kontrol et dedim. Dedim ki benim volume'la indeksim eşit mi? Evet ben zaten bunları sıfıra sıfır göndermiştim. Evet ikisi de eşitse sen o zaman geriye şunu dön diyorum. Bu komponentin çağrıldığı yere şunu dön diyorum. Bunu döndüğünde çıldırını dönüyor. Çıldırını arkadaşlar NS Bayram. NS Bayram'ı buraya dönmüş oluyor. Ve siz o tapta NS Bayram değerini görmüş oluyorsunuz. Neden diğerleri çalışmadı? Neden bunlar render edilmedi? Çünkü value sıfırdı. 0 0 verdim. E zaten value 0, burada da 1, value burada da 0, burası 2. E siz zaten bu komponentleri çağırdığınızda 0 1'e eşit mi? Değil. Eşit olmadığı için size hiçbir şey dönmedi, boş döndü. 0 2'ye eşit mi? E 2'ye de eşit değil. E zaten burada bir dönüş yapmadı. Çünkü burada diyorsunuz ki siz birbirlerini eşitse bunu dön diyorsunuz. E şu ikisi koşulu sağlamadığı için burada hiçbir şey dönmedi sadece bu sağladığı için arkadaşlar geriye şuradaki değeri dönmüş oldu. Şu komponentin çağrıldığı yere. Bu box'ın altına tam buraya şuradaki değeri dönmüş oldu. İşte buradaki mantık bu. Mesela buradaki eğitim bilgisine bastığınızda buraya 1 gelecek. Ben buradaki volume'a 1 setleyeceğim. Benim bu sefer bu komponenti çağırırken volume 1 olarak gidecek. 0 olarak gidecek. 1 olarak gidecek. 1'e 1. Bir. 1'e 2 gidecek. E bunlar koşulu sağlamadığı için 1'e 1 bir çalışacak. E 1'e 1'de bir neye denk geliyor arkadaşlar? Doğuş Üniversitesi'ne denk gelmiş oluyor. Tamamen çalışma yapısı ve mantığı bu şekilde diyebilirim sizlere. Bunu projenizde birçok yerde kullanacaksınız kesinlikle. Bunu da unutmayın. Bu derse beraber materyal yuayı bitirelim. Çok fazla daha komponent vardı arkadaşlar. Böyle gidersek 30-40 video daha çekmek zorunda kalacağım. Elimden geldiği kadar 25-30 tane en temel Materyal UI komponentlerini sizlere göstermeye çalıştım. Bu dersle beraber bu bölümü de bitirelim. Bir sonraki derste farklı bir bölümle devam edeceğiz eğitimimize. Eğitimlere devam edin, bırakmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.